Merhaba çocuklar, nasılsınız? Bugün günlerden Perşembe ve bugünkü dersimiz de matematik. Matematiği bazılarınız seviyor, bazılarınız sevmiyorsunuz. Farkındayım, biliyorum. Ama olsun, biz bunu eğlenceli hale getirmeye çalışacağız. Öncelikle biliyorsunuz her dersimizde ritmik sayma mutlaka yapıyoruz. Öncelikle bir ritmik sayma yapalım 1'den 20'ye kadar. Birlikte sayabilir miyiz çocuklar? Bana eşlik eder misiniz? Başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Evet, 20'ye kadar saydık. Şimdi bir de benim size o 1'den 10'a kadar her zaman yapmış olduğum gibi karışık sormak istiyorum. Bu hangi sayı? Evet, bravo, 7. Peki bu hangi sayı? 9. Tebrik ediyorum. 3. Evet. Gözlüğe benzeyen sayımız 8. Evet, 2. 5. 10. Ağacık 10. 4. Ve 1. Bravo çocuklar. Sayılarımızı da karışık söyledikten sonra hemen renklerimize geçelim. Ben bunları biliyorsunuz sizler için daha önce bir etkinlik için hazırlamıştım. Hemen şuradan var olan renklerimizden söyleyelim. Bu hangi rengimiz? Sarı. Bu mor. Bu pembe. Bu mavi. Beyaz. Bir de etrafında olan daire yaptığımız renk hangi renkti? Siyah. Bakalım başka hangi renk var? Aa, şurada da var renklerimiz. Bu hangi renk çocuklar? Yeşil. Bu turuncu. Bir de ben size şuradan boyalarımdan göstermek istiyorum. Bu hangi renkti? Kırmızı. Hop, hemen mor. Hop. Sarı. Hop, yeşil. Hop. Evet, açık mavi. Siyah. Hop. Turuncu. Başka başka koyu mavi ve kahverengi. Peki sizce burada kaç tane boya kalemi var çocuklar? Birlikte sayalım mı? Başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tam 9 tane boya kalemim varmış. Hemen şuradan şekillerimizi de tekrar edelim. Hangi şekildi? Daire. Ben size karışık sorayım. Siz cevap verin. Evet, yıldız. Hop. Kare. Dikdörtgen. Üçgen. Oval. Kalp. Baklava. Bravo benim güzel çocuklarıma. Ha, hepsini biliyorsunuz. Harikasınız. Bir de ben size şöyle bir eksik sayı tamamlama çalışması yaptım. Size de anneleriniz evde bunu güzelce hazırlayabilir. Siz de tamamlayabilirsiniz çocuklar. Ama bunu birlikte tamamlayacağız. Ben 1'den 7'ye kadar damlacık gibi, su damlacığı gibi şekiller çizdim. Ve içerisine bazı kutucuklara sayı koydum. Bazılarına sayı koymadım. 1'den başlayacağız ve kutucukları dolduracağız. Evet, şimdi ben şuradan renkli kalem alayım. Turuncu alalım. Evet, bakalım. Şimdi
İlk kutucuğumuza bakıyorsunuz. Ne var? Hangi sayı var? 1. Yanındaki dolu mu? Hayır, boş. Buraya ne gelecek birden sonra? 2. Evet, hemen 2'yi yazalım. Sonra ne var? 3. Sonra ne gelecek çocuklar? 4. Evet, hemen oraya da 4'ümüzü yazalım. Sonrasında ne gelmiş? Hangi sayı? 5. Ne gelecek devamında? Evet, 6. Ve sonrasındaki kutucukta 7 var. Bu sırayı tamamladık. Sayalım mı birlikte? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evet çocuklar, çok güzel yaptık. Şimdi alttaki ikinci sıraya geçiyoruz. Bunu da yaptıktan sonra diğer matematik etkinliğimize geçelim. Bu ilk kutucuk dolu mu? Hayır. Oraya hangi sayı gelecek? Başlangıç sayımız. Evet. 1 geliyor. Bravo. Bu dolu mu? Kaç bu? 2. Hemen yanına kaç geliyor? Evet. 3. Sonrasında bakın var mı sayımız? Var. Kaç var? Evet. 4 var. Yanına? Evet, hemen söylediniz çocuklar 5 olacağını. Sonrasında 6 gelmiş. Son kutucuğa da kaç yazacağız? Evet, 7 yazacağız. Bu etkinliği bu şekilde tamamlıyorsunuz. Buradaki boşlukları da dolduruyorsunuz çocuklar. Ben böyle tutayım, anneleriniz de görsünler ve size bu çizelgeden, bu eksik tamamlama çalışmasından hazırlasınlar. Bunu da böyle kenara koyuyoruz. Siz devam ediyorsunuz buna ve bana fotoğraflarınızı atıyorsunuz. Şimdi diğer matematik etkinliğimize geçtik. Böyle dairelere ben 1, 2, 3, 4, 5 hazırladım. 5 tane daha aynı şekilde yazdım ve hazırladım. Şimdi bunları böyle ikili, bakın 2 tane 1'i böyle koydum. Böyle sırayla birden böyle bir tanesini böyle alt alta koyuyorum. 4 ve 5'i altına koydum. Bunları da karışık yanlarına koyuyorum. Okulda da İngilizce derslerinizde de genelde eşleştirme yapıyorduk. Eşini bulma oyunu oynuyorduk çocuklar. Şimdi burada birden 5'e kadar sıraladık. Buraya da karışık koyduk. Aça kapata, aça kapata doğru eşleşmeleri bulacağız. Evet, birinciyi açtım. 1. Sizce 1 bu mu yanındakilerden hangisi 1 olabilir? Bu mudur, bu mudur, bu mudur, bu mudur, bu mudur? Hangisi olabilir? Ben şunu açmak istiyorum. Dıdıp bulamadım. O zaman bunu açayım. Dıdıt bulamadım. Bulamadın. Evet, doğru eşleştirmeyi yaptık. Hemen 2'yi ben görmüştüm. Bu zaten 2'ydi. Şuydu 2. Evet, 2'yi de doğru bulduk. Hemen 3'ü açalım. 3 de şu değildi. Bu da değildi. Evet, 3'ü de doğru bulduk. Hemen 4'ü açalım. 4'ü de eşleştirdik. Ve 5'i de eşleştirdik çocuklar. Siz de evde bunu güzel bir şekilde annenizle, abinizle ya da ablanızla ya da kardeşinizle bu eşleştirme oyununu oynayabilirsiniz. Önce böyle açık tutabilirsiniz. Ben mesela şunları bir karıştırayım yine. Bir taraf aynı kalsın. Bir tarafı farklı yapın. Şöyle bakın çocuklar, hangi sayılar nerede var. Hemen kapatın. Ve zaten gördüğünüz için hemen açacaksınız. Bakın. Oh, karıştırdım. Evet, doğru buldum. Bir kere daha oynayalım. Evet. Sana da 5'ler kaldı. Bu şekilde siz de bunu evde oynayabilirsiniz. Matematik etkinliğimiz, dersimiz burada sona erdi. Şimdi sizinle sınıfımızda da oynadığımız, sizin de sevdiğiniz bir oyunu hatırlatmak ve sizinle oynamak istiyorum. Ben yönetiyorum. Kaptan benim. Siz benim yönergeme göre oyuna ayak uyduruyorsunuz. Evimize
Köyümüz oyunu çocuklar. Bunun için herkes ne yapıyordu? Ayağa kalkıyordu. Sağ taraf evimiz olsun. Kendiniz hemen belirleyin. Bu tarafınız eviniz olsun. Bu tarafınız köyünüz olsun. Ben size evimize dediğim zaman evimize koşuyorsunuz. Köyümüze dediğim zaman köyümüze koşuyorsunuz. Anlaştık mı? Başlıyorum. Evimize. Çok güzel. Köyümüze. Bravo. Köyümüze. Karıştırmayın çocuklar. Tekrar herkes başlama noktasına ortaya geliyor. Hazır mısınız? Tekrar evimize, köyümüze. Hazır. 1, 2, 3. Evimize. Evimize. Bravo. Köyümüze. Evimize. Köyümüze. Patates. Karıştırmayın. Sizi şaşırtabilirim çocuklar. Tekrar başlıyoruz. Başlama noktasına gelin. Evimize, köyümüze, köyümüze. Bravo. Evimize, köyümüze, evimize, evimize. Bravo. Herkes kendini alkışlasın. Bunun videolarını istiyorum çocuklar sizden. Harika bir şekilde oynayacağınızı, hatta bu oyunu annelerinizi, babalarınıza dahil etmeye ne dersiniz? Bence ortaya çok harika bir oyun çıkacak. Sizleri çok çok seviyorum. Yarın yeni bir gün, yeni bir konuyla birlikte karşınızda olacağım. Çok çok öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiler.